Küçük yaşta çocuk felci geçirerek yürüme yetisini kaybeden 45 yaşındaki İbrahim Biricik, engeline rağmen her gün akülü aracıyla iki kızını okula götürüp getiriyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan yürüme engelli Biricik, her gün 6 yaşındaki kızı Hatice'yi engelli aracının önüne, 9 yaşındaki büyük kızı Sümeyye'yi ise arkasına bindirerek okul yolunu tutuyor. Kızlarıyla evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki okul yolunu tutan baba Biricik, engeline rağmen evlatlarının eğitimi için gösterdiği çabayla çevresindekilerin takdirini topluyor. Biricik yaptığı açıklamada 3 çocuğu olduğunu ve çocuklarının geleceği için tüm sıkıntılara göğüs gerdiğini söyledi. Eşim 2 yaşındaki çocukla ilgilendiği için bu 2 çocukla okula götür getiri ben yapıyorum. O 2 yaşındaki çocuğu hani bırakabileceğimiz bir yer yok. Biraz zorlukları oluyor. Ama işte katlanıyoruz. Engelli ve bakıcı aylığıyla ailesinin geçimini sağladığını aktaran baba Biricik, öğle arasında çocuklarını aldığı için aynı mesafeyi 4 kez kat ettiğini, bu yüzden zaman zaman sıkıntı yaşadığını paylaştı. Günde 4 defa gidiyorum, 4 defa da geliş 8 defa yapıyor. Fiziksel olarak eve geldiğim zaman yani şimdi skolyoz da var. İster istemez rahatsız oluyorum. Yani birazcık oturayım dinlenim diyorum, bir bakıyorum saat dolmuş, hadi git çocuğu al gel. O şekilde saatlerin de arası çok kısa olduğu için gidiş gelişler bizi yoruyor. Babasının akülü arabasının arkasında okula gidip gelen 9 yaşındaki Sümeyye Biricik, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı olmak olduğunu söyledi. Babamla gidip geldiğim için çok mutluyum okula. Bana ve kardeşime babam derslerinde çok yardımcı oluyor. Ben de derslerimde başarılı olmaya çalışıyorum. Büyüdüğümde ben Cumhurbaşkanı olmak istiyorum.